Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda istekte gördüğüm Halil Sezer'den Olsun adlı parçanın nasıl çalındığına bakacağız. Dilerseniz hemen dersimize geçelim. Evet, yine bakıyoruz. Bakıyoruz ne zaman yüklenmiş. 3 yıl önce 7,5 milyon var. Cem Adrian'ın olan var. 21 milyon. Karışık gidiyor öyle. Evet, bu huyumla dalga geçiyorsunuz bazen ama aslında önemli bir kriter. Şarkı ne kadar dinlenmiş, ne kadar seviliyor, ne kadar sevilmiyor aslında buralardan çıkartabiliyoruz. Tabii bu her zaman doğru olmuyor. Yani çok bazen saçma şarkıları tutabiliyor veya çok değerli şarkılar az izleniyor. Onların kıymetini bilen biliyor. Durumlar değişebiliyor. Evet, bir akorlarımıza bakalım. E var, mi minör. D mi, si minör. A mi var, la minör. Başka da bir şey yok. Kolaymış. Evet. Güzel. 3 akor. Şimdi şarkının ilk girişinde bayağı slow giriyor işin açığı. Hani burada serbest bir arpej atabilirsiniz. Yani tellere böyle rastgele arpejleri atabilirsiniz. Öyle de göstereyim. Ama bu tamamen sizin hissettiğiniz şekle bağlı yani arpejde. Bir de kalıp olarak normal 4-4 bir arpej vereyim. Nakaratta da 8-8'i kullanarak tartımı uydurmuş oluruz. Şöyle göstereyim hemen arpeji. O normal kalıp dediğim. Arpej böyle. Ritim de evet, şöyle bir söylemeye çalışalım. Bayağıdır Halil Sezai söylemiyoruz. Evet. Normal gösterdiğim arpejden önce çalacağım. Sizlere gösterdiğim. Daha sonra zaten ritme gireceğiz. Bir de serbest olarak kafamıza göre arpej. Yani bu tarz çok soft, çok slow böyle serbest girişlerde siz de böyle serbest arpej falan kullanabilirsiniz. Yani orayı doldurmak için. Çünkü sanatçının arkasında işte hiç yoksa bir bas sesi var. O bile doldurmuş oluyor aslında fark etmesek de. Bizler atıyorum birisine çalarken mecbur boş boş duramayacağız. Hafif böyle arkayı doldurmamız lazım. O yüzden böyle serbest takılabilirsiniz. Başlıyoruz. Çaresiz içindeki çocuk bir günah gibi hep suçlu senin hala. Ellerin soğuk ve yağmurlu. Şimdi burası böyle gidiyor. Hem bir durayım, telif falan yemeyelim. Şimdi devamını, kalan iki satırı serbest kafamıza göre bir arpej yaparak gideceğiz. İçimde her gün ölen umutlar var olsun. Zaten aşklar İçinde gözyaşı vardı küçücük bir kadınla. Sana bir söz yazdım bugün yolladım rüzgarla. İçinde gözyaşı vardı küçücük bir adam. Ters hareketler yapabilirsiniz.
size bırakmış gibi oldum. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz. O yaptığım hareketlerde, tabii ben bari de göstermedim size, bir ara bari gittim. Onları da göstermem. BM'nin normal ikinci perdede bu şekilde klasik basım olduğu gibi şurada 7'de de üst pozisyonda minör olduğu için şöyle bir basımı var. Veya la minörün 5'te. Bunları da kullanabilirsiniz. Yani bunları anlatmak için ayrı bir video çekmiyorum. Belki çekerim ama hani şimdi sıkıntı şöyle bir şey oluyor. İşte başlıktan dolayı mesela işte ben Halil Sezai olsun gitar dersi yazıyorum buraya. Bazen burada olduğu gibi hani sadece olsun adı altında bir ders olmuyor. Ekstra bu tarz bilgileri de veriyoruz. O yüzden hani her videoyu izlemeye çalışın. Çünkü ben planla programla bir şey yapmıyorum. Video şunu anlatacağım, bunu anlatacağım, şuna değil. Doğaçlama bir şekilde bu derste aklıma geldiyse işte gösteriyorum sizlere. Bunları da kullanabilirsiniz. Yaptığım diğer şeylerde ghost vuruşlar, onları da yapabilirsiniz. Şu tarz mesela işte nakaratın kişi tekrarında biraz daha böyle değişik yapmak için. Sana bir söz yazdım. Şu. Bunları araya yedireceksiniz ritimde. Sana bir söz yazdım bugün. Yolladım rüzgarla. İçimde gözyaşı var dedim. Küçücük bir kadınla sana bir... Bu şekilde gidebilirsiniz. Veya si bemol minörden hemen bir yarım şey atıp la diyez atıp tekrar la minöre geçtim. Yine onları bu tarz hareketleri yapabilirsiniz. Nerede? İçinde göz... Pardon. Küçücük bir kadınla sana bir söz yazdım bugün. Yokladım rüzgarla içimde göz. Bu şekilde bunları da ekleyebilirsiniz. Bayağı aslında ekstra hap bilgileri vermiş olduk. Evet, şarkı bu kadar. Güzel, basit. Bare basıyorsanız hiçbir sıkıntısı yok zaten. Yani bu bareyi kurtarmak için transpoz yaptığımızda da yani diğer akorlardan bir tanesi bareli oluyor maalesef. Hani bu tarz yapan kişiler var, böyle bareden kurtulmak için transpoz yapayım, aşağı yukarıya çekeyim, ama bu şarkıda pek yemiyor. Şöyle bakıyorum, hani kontrol ediyorum şu an. Yanlış bir bilgi olmasın. Ama yok. Ha, sadece mi'den çalarsak A-M, E-M, D-M oluyor. Anca o şekilde kurtarabiliriz ama çok fazla transpoz yaptığımızda şarkının tadı kaçıyor. Hani bazı şarkılar gerçekten o yazıldığı armoni ile güzel. Biz bunları transpoz yaptığımızda o büyüğü, o tınıyı kaçırabiliyoruz. O yani bir bareden kurtulacağız diye yapmayın bence böyle şeyler. Bareyi basmaya çalışın, yapabilirsiniz. Evet. Bu videoluk bu kadardı. Siz de istediğiniz dersler, parçalar varsa hemen aşağılarda yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.